Bununla mı vurdun Kerim ağayı? Konuşmayacaksın demek. Öyle olsun Nadir Ciro. Nasıl olsa bundan sonra beraberiz. Babam nerede? Neden götürdüler babamı? Şşş, yapma ama böyle. Duymadın mı baban giderken ne dedi? Ne dedi? Korkma dedi. Büyüdün artık, korkma aslanım dedi. Korkmuyor ki Mehmet. Neden korksun? Sahi mi? Cık. Hem gelecek baba. Temelli gitmedi ki. Oyun oynuyorlar asker abilerle. Değil mi? Şş, aramızda ama. Şş, aramızda değil mi Mehmet? Şş, aferin aslanım. Aferin. Yeter, konuşmayın kendi aranızda. Cemil, bayana da kelepçe takın. Takmam. Sen mi bakacaksın çocuğa? İki dakika ya. İki dakika baba. İki dakika geç gelse şu jandarma bitireceğiz işi. Gördün mü nasıl baktığını? Ne? Kız oydu değil mi? Kudret'in kardeşi. He. Onu da takmış peşine hayvan. Jandarma hepsini aldı. O kızın konuşmaması lazım. Nasıl? Ne nasıl? Bir an nasıl bildiklerini, çifti, kumar, abisi. Gözünün önünde öldürdük herifi. Ne olur bir düşündün mü? Ne yapacağız peki? Konağa bırak beni. Baran'la karakola geçin hemen. Savcı gelmeden hemen halledin. Düş hadi. Uzat elini. Bekleyeceksin burada biraz. Olur. Diğerlerini nereye alacağız? Bilmem. Sorarız komutana. Diğerleri kim? Diğerleri kim? 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 Diğerleri kim? Komutanın çayınız. Nereye aldınız adamı? Nezarethaneye indirdiler komutanım. İyi, iyi. Tamam, gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Getir bakalım, getir. Ne bakıyorsun lan? Bassana lan şunu kafasına. Komutanım. Ne var? Nezarethane merkezi. Çocuk bayanla kalsa, bekleme odasını alsak. Alırsın tamam. Beklemeyin kapıda. Hadi içeri. Aslanım seni de mi aldılar? Bırakın lan abi. Yürü. Bırakın. Yürü. Turaç sakin ol. Bağırma abi, bağırma. Abi. Turaç sakin ol. Beni de oraya koy, bırak. İndir buraya kolunu. Aslanım ne diyorlarsa yap. Turaç. Abi. Mehmet'le bağır. Turaç! Allah benim belamı versin.
Allah benim belamı versin! Allah benim belamı versin! Nezarethaneden iyidir abla. Su falan getirecekler. Zaten ben de hemen kapıdayım. Bir şey lazım olursa ses edersiniz. Tamam. Sağ ol. Babam nerede? Nadir'i görebilecek miyiz? Mümkün değil. Ancak avukatına gösterirler. Avukat? Var mı avukatı? Neredesiniz be? Hadi be, açsana telefonunu. Neredesin? Gazi yoldaş! Kemal oğlum, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Yetişmen lazım. Nadir abiler çok kötü. Yetişmen lazım Gazi yoldaş. Cemil! Emredin komutanım. Ne yaptık bunların kullandığı arabayı? Arkadaşlar yolda komutanım, getiriyorlar. Ruhsat sahibine bir bakalım gelince. Emredersiniz komutanım. Ne işin var burada? Birazdan görürsünüz. Ne oluyor Baran? Ne oluyor? Komutanın nerede? Oğlum, komutanın nerede diyorum. İçeride komutanım. Kim geldi diyelim? Nadir Cura'nın avukatı dersin. Gazi? Bahar, burada mısın? Mehmet de yanımda. Ne oluyor burada? Sen bir gelsen. Seninle konuşacaklarımız var. Kimseyi salmıyorsun içeri. Demek jandarma ha? Öyle. Aldılar. Belki böylesi daha hayırlıdır. Hayır mı? Sen ne diyorsun ha? Nasip diyorum. Her şeyin bir vakti var. Asude, sen bir şey söylemeyecek misin? Cenazemiz bugün değil mi ağa? Ertelemeyeceksin. Bugün, bugün. Oyalanmayalım daha fazla. Gelene gidene bakalım. Cemre hadi. Melike Hanım. Hiç hesapta yoktu değil mi? Kanını alamadan kardeşini toprağa koyacaksın. Koskoca Aziz Bahtiyan. Zor değil mi? Bugün olmadı, yarın alırız Reşat'a. Kan dediğin avucumuzun içinde.
Beyler, delirdiniz herhalde. O kız bu işe karıştırılmayacak, çıkartılacak. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hazır savcı yokken ortalıkta halledelim, üzülmeyelim. Ama beyler, tutanaklar var, deliller var. Aynı arabadan çıktı bunlar. İstersen 10 dakikada hepsini düzeltirsin. 10 dakika. Doğru diyor. Doğru. Ama böyle olmaz. Ne? Nadir'le görüşmem lazım. Bakalım o ne diyecek. Nadir köpeğine ne oluyor lan? Ha? Kim ki o? Anlamadın mı hala? Soruyor musun Nadir kim diye? Savcıya karşı ağız birliği etmezsek ne olur? Bir anlat arkadaşlara. Ben nezarethaneye iniyorum. Bakma sen de aval aval. Yaz ne yazacaksan, tutanak mı imza mı her ne altı hadi. Buyur abi. Nasılsın? İyiyim Gazi. Abi! Kurtar bizi buradan abi! Ne olursun abi yap bir şeyler! Yapacağız Turaç. Az bekle oğlum. Bahar'ın tutulması bu adamların işine gelmiyor. Ama bana sorarsan kalsın. Ne varsa anlatsın. Abisinin infazını, senin olayını. Sıkışsın köşeye Bahtiyanlar. Sen rahatlarsın. Ne rahatlaması Gazi? Cinayet var ortada. Var, evet. Ama tahrik de var. Namus meselesi var. Kerim'i anlattık mı? Biliyorum zor ama yani karınla ilişkisini. İndirimi var bunun Nadir. Yok. Olmaz Gazi. Mümkün değil. Ne? Ne diyorlarsa yapalım. Bahar çıksın. Mehmet? Mehmet yanında mı? Evet. Yukarıdalar. İyi. Turacı da salsınlar. Bir ben kalayım. Başkası yanmasın. Sonrası mühim değil zaten. İndirim falan da istemez. Gönül'ün adı hiçbir yerde geçmeyecek. Oğlum, sen delirdin mi? Bitersin. İçeride seni çürütürler. Ziyanı yok. Yol buraya kadarmış Gazi. Ben neysen eğer, böyle olsun. Yok değilsen, canın sağ olsun Gazi. Abi, abi ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun abi? Bakın beyler, sırf bunlar için bile yatarlardı. Uzatma, uzatma. Tamam mı tutanak? Hazır. Asker! Emredin komutanım. Turaç Aşar'ı bırakıyoruz. Emredersiniz komutanım. Kadınla çocuk? Onlar yan taraftalar. Zahmet verdik. Sağ olasın. Ne demek? Bahtiyanları üzer miyiz hiç? Cenaze ne zaman? Baran yürü gidelim. Benim elimden bir kaza çıkacak. Thank you.
Dayı. Vay be. Bir de dayı vardı bir zamanlar. Yazık oldu. Ne bakıyorsun lan? Gel. Nereye? Serbestsin. Sen ne olacaksın? Düşünme beni. Mehmet'ime iyi bakacaksın Turaç. Yoksa iki elim yakandı unutma. Hiç merak etme abi. Bahar'a da dikkat et. Tamam. Herkes sana emanet. Herkes Turaç. Herkes. Abi nasıl bırakacağım ben seni burada? Turaç. Ağlama aslanım. Ağlama. Sen bana dışarıda lazımsın. Hadi aslanım. Hadi. Sevk başlamadan karakola geçiyorum. Evet, orada başlayacağım ifadeye. Hassas konu başsavcı. Malum bahtiyanlar. Bir yerden yakalarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Evet, çözersek Nadir Cura ile çözeriz. Gerisi zor. Bahar Hanım. Evet. Ne var? Artık Nadir de yok. Ne yapacaksın? Sana ne? Ayıp oluyor ama. Böyle ters konuşma. Seni düşündüğümden soruyorum. Sen kimsin ki beni düşünüyorsun? Nasıl çıkıyorsun karşıma? Ha? Nadir yok diye mi? O varken neredeydin? Cesaret mi edemedin? Şimdi böyle silahlarınla, adamlarınla mı çıkacaksın karşıma? Aha, hadi bin arabaya. Turaç. Civan Bey. İki dakika daha bekle. Dur, nereye? Komutanın haberi var, aç. Nereye gitti öyle? Ne bileyim. Allah'ın delisi. Savcı geliyor. Aha, buradasın Nadir Bey. Nasıl girdin buraya? Bahtiyanlar her yeri girer oğlum. Söylemedim mi ben sana? Hoş geldiniz sayın savcım. Hoş bulduk.
Ne yaptınız? Başladınız mı Nadir Cüren'in sorgusuna? Yok, sizi bekliyorduk. Aldıralım mı hemen? Acelesi yok. Bir görelim önce. Nezarethanede mi? Tabii savcım, buyurun. Kafamızda besledik ulan seni! Evimizde ulan! Nasıl bir şerefsizsin ulan sen? Şerefli kim ha? Sen misin? Amcan mı? Sus ulan! Bahtiyanların bir tane ağası var. Ömrünce kulluk yaptığın bir tane adam. O da Aziz Ağa. Hadi. Öldür beni. Sonra git anlat. De ki, pişman değilmiş Nadir. Kalksa yattığı yerden her gün, her dakika bir daha vururmuş Kerim'i. Ağalığı da, kulluğu da gözü görmezmiş. Evladından, hayatından geçmiş. Haysiyetinden vazgeçmemişti. İyice anladın mı beni Civan? Git söyle Aziz Bahtiyan'a. Sıktım alnına, geberttim ama Nadir ölürken bile gözünü gözümden ayırmadı de. Aç oğlum kapıyı. Alırken oldu mu bir vukuat? Yok savcım. Tutanaklarda da var zaten. Aç duruyorum. Aç. Aç. Uzat kollarını. Buyurun savcı. Buyurun. Sen misin Nadir Cüre? Savcımız Arif Bey. Ortalığı ayağa kaldırmışsın. Konuşmuyorsun. Ne söyleyeyim? Böyle olmaz, haklısın. Haklısın. Biz soralım, sen söyle. Alın bunu sorguya. Emredersiniz. Uyandın mı? Al yemek ye. Aç durulmaz. Bir ihtiyacın olursa seslen bana. Olur. Hadi afiyet olsun. Yine gelirim. Yanıyor kadın, Allah'ıma yanıyor. (Gülüyor)
Sabahtan beri öksürüyor. Geçmedi gitti oğlanın hastalığı. Verdin mi senin otlardan yine? Vermem mi Keriman, vermem mi? Dinlensin biraz. İki gündür çok yoruldu. Uyansın da bir çorba kaynatırız. Sen nasılsın güzel kızım? Bilmiyorum nine. Nadir de yok artık. Sorma, bilmiyorum. Nasıl diklendi ama civana? Helal olsun. Böylesi yakışır Nadir abime. Kim bilir neler yakıştırıyorlar Nadir'e. Gelmiştir savcı. Başlarlar sorguya, ben gidiyorum. Burası sende Turaç. Merak etme abi. Abi. Cezaevi kesin mi? Kesin. İçeride ne yapacak tek başına? Rahat bırakmaz ki Bahtiyanlar. Düşünürüz bir şeyler, merak etme. Senin paran var mı? Yok. Jandarma almıştı. Abi hala oradaysa... Unut onu sen. Çok değil mi abi? Hayır. Üstünde bulunsun. Hadi eyvallah. Allah belalarını versin. Tamam, kapat, arayacağım. Ne oldu? Abi, dayıyı kaybettik. Ne? Karakolun orada beklerken Zahit ileri geri konuştuydu. Bir dayı vardı bir zamanlar gibisinden. İçime kurt düştü, aradım. Ulaşamadım. Şimdi geldi haberi. Evinde bulmuşlar. Güya asmış kendini. İnsan değil lan bunlar. Çocukları. Nereye abi? Karakola, Nadir'in yanına. Yolda atarım seni. Dayının evine gider bakarsın, atla. Ne diyeceksin gidip Kerima? Diyeceğimiz bellidir nine. Zorla değil ya. Değil ama sen yine de dikkat et Kerima. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Sen de. Hadi selametle, selametle. Nasıl yani? Tek başına mıydı yakalandığında? Evet savcım, yolda kıstırdık. Bahtiyanlar peşinde değil miydi? Ne oldu telefon dinlemeler? Valla dinlemediyiz hala ama dikkate değer bir şey yok. Köylerden birinden isimsiz ihbar aldık. Onun üzerine gittik, yakaladık. Karısı, çoluğu çocuğu yok mu bu adamın? Biri daha kayıptı hani, yanındaki genç bir çocuk. Haberimiz yok hiçbirinden savcım. Tek başına yakaladık. Araba kimin? Ruhsat sahibi Nusret Çeliker. Dayı diye biliniyor buralarda. O da Bahtiyanlarla çalışıyor. Nerede şimdi bu adam? Baktırıyoruz adresinden savcım. Gir. Ne var? Buyurun komutanım. Nasıl ya? Ne olmuş? Nusret Çeliker'i evinde ölü bulmuşlar. Ne yapıyor bu Bahtiyanlar? Ne yapıyorlar? Cemre. Asu denge nasıl? Uyuyor. İlaç verdiler. Anneleri de yanında. Sen de uysan biraz. Bak rengin gitmiş. Olsun. Bitsin de şu telaş. İkindiyi mi bekliyoruz? Evet. Civanlar gelsin, adli tıbba gideceğiz. Cenazeyi alıp oradan da... Kusura bakma, saçmaladım. Neler anlatıyorum sana? Olsun. Ne lazımsa yapılacak işte. Sen kendine dikkat edeme, olur mu? Sağ ol. Cemre. Mutfağa bakacağız hadi. Geldim anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağam. Ne yaptınız oğlum? Bekliyoruz. Kadiroğulların akrabalar geldi. Civan'dan haber? Aradım yolda. Halledebilmiş mi? Neyi ağam? Ha, önemli değil. Adamlara söyle çiftliği de açsınlar taziye için. Herkes doluşmasın buraya. Baş üstüne. Başka emrin ağam? Yok oğlum. Yok aslan. Hoş
Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sabır versin. Tamam, başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Ben de seni bekliyordum. Çıkıyor muyuz? Babamı göreyim çıkarız. Tamam. Buradayım ben. Baran. Buyur. Gelsene şöyle. Ağamın yanından geliyorum. Çiftliği açalım. Ne yapıyorsun kız? Görmüyor musun ne yaptığımı? Geberdik sağa sola koşmaktan. Yok mu iki lokma bir şey? Yok. Zahit. Bırak tıflenmeyi şimdi. Bak buraya. Ne oldu abi? Gönül nerede? Bizim eski mandronun orada tutuyorum abi. Çıkmaz değil mi bir yere? Nereye çıkıyor? Ağrı kilitledik. İyi. Bak bir sakatlık çıkarsa senden bilirim ona göre. Çiftliğe de yemek gidecek. Ayarla birkaç kişi. Tabii hanım. Oranın malzemesi yetmezse bizimkilerden verirsin. Hı hı. Burası kadar kalabalık olmaz. 2-3 kazan yeter. Anladım hanım. Asude hanım nasıllar acaba? Yemek çıkarıyoruz, dokunmadan gönderiyor. Yemiyor mu? Çok zorluyoruz ama yok. İlacını içebilecek kadar yiyor. Bir de hasta olacak başımıza. Hanımım. Ne var? Ağaççı Keriman abla gelmiş. Görüşecekmiş sizinle. Tamam, gelsin. Buyur. Başın sağ olsun Mahur Hanım. Sağ ol Keriman. Ne görüşecekmişiz? Nerede diğer kadınlar? Yer göstermediler mi size avluda? Benden başka gelen yok Mahur Hanım. Ne demek yok? Tek başına mı ağıt yakacaksın? Bahtiyan cenazesi bu Keriman. Rezil mi olalım el aleme? Ben de kalmayacağım hanımım. Ne? Sen büyüğümüzsün ama kusura bakma. Biz parasıyla da olsa Kerim Ağa'nın arkasından ağlayamayız. İçimiz Nadir'e ağlarken yapamayız. Defol! Defol git buradan! Anne ne yapıyorsun? Arsıza bak! Geçmiş karşıma pabuç kadar diliyle... Tamam anne, sakin ol sakin. Tamam. Üç paralık kadının dediğine tamam. Bak bana! Yukarıki köydekileri çağırır sanırım. Sen üzme kendini. Su ver Şadiye abla, tamam. Tamam. Allah kahretsin. Sakin ol. Allah kahretsin sakin. Hepsini. Tamam anneciğim, sakin ol. Hani yok bir şey. Kız çıktı işin içinden. Çıktı baba. Kız da, yanındakiler de. Bir tek Nadir. O nasıl? Görebildin mi? Gördüm. Bildi Nadir işte. Nasıl bakıyor öyle demiştin ya. Aynı. Aynıdır aynı. Dokunamayız bir süre ama cezaevine girince halledeceğiz. O zamana kadar konuşursa? Ne konuşacak ki? Her türlü işimizi bilmiyor mu bu adam? Çiftliği, kumarı, kaçağı. En iyi o biliyor. Kendini kurtarmak için savcıya bizi satarsa? Yok. Öyle bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Ya olmaz dedim, olmaz. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Hem Nadir konuşacağını konuşur, susacağını da susar. O kadar. O kadarı? O kadar. Ben gördüm baba. O herifin gözlerinin içine baktım ben. O herif her şeyi yapar. Hakaret etti sana. Ondan vurdum Kerim Bahtiyan'ı. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Anlattığımız gibi Sayın Savcım. Zaten uzun zamandır süre gelen anlaşmazlıkları vardı maktulle Nadir Cura'nın. Bir saniye Gazi Bey. Kaç senedir Bahtiyanların yanındasın? Çok. Kendimi bildim bileli. Kerim kaç senedir aynı Kerim. Evinde konaktaymış. Burnunun dibinde sürekli. Doğru mu? Evet. Neden şimdi öldürdün peki? Hem de neredeyse ulu orta. İbret olsun der gibi. Neden? Neden?
öyle icap etti. Bir şey mi gizliyorsun Nadir? Müvekkilim samimi itirafta bulunuyor savcı bey. Gizlisi saklısı yok. Hanımın nerede Nadir? Ayrıyız. Neden? Anlaşamadık. Ayrıldık. Sen de kimseyle anlaşamıyorsun. O kadar seni Aziz Bahtiyan'ın yanında nasıl kaldın? Onunla nasıl anlaştın? Bir sürü pis iş. Kumar, silah, kaçakçılık. Kim bilir daha başka neler? Bir şey demeyecek misin? Ne o? Şaşırdın mı? Bilmiyoruz mu sandın? Her şeyden haberimiz var ama kanıtımız yok. Tanığımız yok. Ya da belki vardır. Gizli tanık Nadir Cura. Olmaz mı? Yalan dolan yok. Al sana ilk ağızdan söz. Bana Bahtiyanlarla ilgili ne biliyorsan anlat. Dök ipliklerini pazara. Küfür, hakaret geç bunları. Bir şey yaptı bu adamlar sana. Hem intikamını al, kurutalım bütün aşireti. Hem de koruyalım seni içeride. Cezanı da indirelim. Çocuğun var dışarıda diye korkma. O da bize emanet. Ha Nadir? Ne diyorsun? Benim o bahsettiklerinizden haberim yok. Tanıklık edecek bir şey de yok. Anlatacaklarım bitti. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Öyle. Sizin için de tamamsa bitirebilir miyiz savcı bey? Siz bilirsiniz. Bir tek şansım vardı. Onu da kullanmadın Nadir Cura. Geçmiş olsun. İmzalat ifadesini. Benim işim bitti. Emredersiniz savcı. İmzala. Aferin Nadir Cura. Aferin. Kes sesini. 2 dakika yalnız bırak bizi. Öyle olsun. Ama sadece 2 dakika. Asker, çık dışarı. Fikrini değiştirecek olursan... Yok, bu kadar. Ne olacaksa olsun. Sen bilirsin. Bu arada kötü bir haberim var. Ne oldu Gazi? Dayı. Dayıyı evinde ölü bulmuşlar. Kim? Kimse yok. Asmış kendini. Asmış mı? Yersen. Savcı bu konuya şimdi girmedi ama... Mahkemede sorabilir, bil diye söyledim. Kimi kimsesi yoktu Gazi. Cenazesini kaldırmak lazım. Düşünme sen, biz hallederiz. Gazi, çok hakkın geçti. Ödeyecek durumda değilim. Helal et. Bana hak deme kardeşim. Bu boktan yerde bir tane haklı adam var. O da sensin. Sana da her şey helal olsun.
Git buradan be! Defol! Defol! Allah'ım! Ne olursa canımı al da kurtulayım. Dayanamıyorum. Öleyim de kurtulayım. Ne olur. Ne olur. Anne. Baba. Böyle sirkeli suyla olur mu nine? İlaç lazım bu çocuğa. Benim otlardan kaynatıyorum. Olur şimdi. Öyle değil nine. Gerçek ilaç lazım. Doktora göstermek lazım. Nasıl çıkaralım şimdi dışarı kızım? Hele bu akşamı geçirelim. Tamam. Tamam çıkıyorum hemen. Orada görüşürüz. Akşama kalmaz dönerim ben nine. Nereye? Cenazemiz var. Ağanın cenazesinde senin ne işin var? Ya ne ağası Allah aşkına nine? Dayının cenazesi. Dayı mı? Öldürmüşler. Siz çıkmayın bir yere. Bir şey olursa ararsın diye. Allah'ım bitmiyor. Bitmiyor Allah'ım bitmeyecek. Geldiğimden beri ölüm hala ölüm. Bitmiyor ya bitmeyecek. Of. Yavaş yapma yapma kızım. Yapma Ceylan gözlüm benim. Kendini tüketeceksin yavrum. Sabır sabır çocuğum sabır. Allah sabrını verecek evladım. Gelsin. Asude. Ağam. Ne oldu ağa? Gel böyle. Beraber gideceğiz. Beraber gidiyoruz biz. Karışma sen. Aziz ne yapıyorsun? Geç bu tarafa. Tamam anne. Baba. Camide görüşürüz. Nereden icap etti? Bahtiyan cenazesidir. Bahtiyan gelini de bizimle gelecek. Kardeşim. Levim. Attığın yer bela, ettiğin laf bela. Sen de böyle yaparsan yakındır kopacak kıyamet Aziz. Varsın kopsun be Levi. Kolumuz kesilmiş. Parmağımız acır mı artık? Canım almıyor.
Benim can vermeye de dermanım mı var efendime? Canım efendim o. Sağolsun kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Benim ipek yüklü kervanım mı var efendim? Bir şey mi oldu kardeşim? Ne istiyorsun bu adamlardan anlamadım. Sen anlamadıysan hiç anlatmayayım kardeşim. Boş ver. Benim ipek yüklü kervanım mı var efendime? Gazi abi. He. Abi şimdi sırası değil belki ama. Söyle. Ben hanımı çocuğu alıp gideceğim abi. Nadir abi içeride. Bahtiyanların yanında da duramam. Durmayı bırak, indirseler bir gün bir yerde. Haklısın oğlum. Git. Nereye gideceksin? Tunceli. Hanımın sülalesi orada. İyi olur, git. Ama çok oyalanma. Sağ ol abi. Sağ olsun. Sağ olun Levi Bey, sağ olun. Tut şunu. Başınız sağ olsun ağam. Civan Bey başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun Aziz ağam. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Baran. Ne diyeceksen sonra de. Şimdi sırası değil. Şu zarfı vereyim dedim. Nadir'in adamından çıkan paranın zarfı. Ne olmuş? Bak bakalım ne olmuş. Anlatırsın ağana münasibince. Sorguda savcı fena sıkıştırdı Nadir'i. Bahtiyanların bütün icraatlarını saydı tek tek. Tanığım ol bitirelim hepsini dedi. Ne? Ceza indirimi dedi. Koruma dedi. Açık çek verdi yani. E'si ne? Gık demedi Nadir. Ne hanımından açtı ağzını, ne de azizasını sattı. Söylersin. Herkes yaptı elinden geleni ama olmayınca olmuyor değil mi? Öyle. Kader. Çok selam söyle Nadir'e. Yine yapabileceğim bir şey olursa... Tabii. Sağ olasın Levi Bey. Yemeğini yememişsin abi. Çay içersin ama değil mi? Vallahi makbule geçer.
Burada anca plastik bardakta. Kusura bakma abi. Ne kusuru? Sağ olasın. Abi sen beni hatırlamadın değil mi? Tanıştık mı ki? Sivildim o zaman tabii. Otogardan anamları uğurluyordu. Dönüş biletini yanlış kesmişlerdi hani. Sen olmasan bindiremeyecektik otobüse. İyi günler abi. Tekrar sağ ol. Sen sağ ol asker abi. Hatırladım. Tamam. Asker ağa. Aman abi. Ağa deme bana. Bugün gördük ağaları. Cenazeye gittik bizim komutanla. Senin şey işte. Kusura bakma abi. Böyle paldır küldür oldu. Boş ver. Ziyanı yok. Herkes sırttan kesilmiş. Bakışlarında meymenet yok. Bizim komutan da affedersin dallamanın önde gideni. Bir yaltaklanıyor ki bunları görme. Şşş deme öyle. Duyan olur yanar askerliği. Doğru diyorsun abi. Kaptırdım gittim öyle. Çok iyi geldi. Sağ ol. Afiyet olsun abi. Adın neydi senin? Cemil abi. Ben de Nadir. Biliyorum abi. Nadir abi. Bana müsaade abi, nöbet var. Kolay gelsin Cemil. Şafak kaç? Oho, karanlık abi, hiç söylemeyeyim daha iyi. Gerçi seninki benden de karanlık ya, neyse. Hadi Allah kurtarsın abi. Eyvallah. Doğru dürüst bir şey yemedi. Göğsünün hırıltısı geçti ama bak. Ateşi de düştü çok şükür. Senin ilaçların faydası herhalde. Bilinmez ki kızım. Sen yatmayacak mısın benim güzel kızım? Yok. Yatsam da uyuyamam ki. Hadi hayırlı geceler o zaman. Sağ ol nine, sana da. Buyurun hanımım. İstemem. Sevaptır ama. Asude ne deniliyor? Ayıp değil mi bu kadar insanı bekletiyor? Onun ayıp görecek hali mi var Mahrum? Yoktur tabii. Yoktur. Ağa nerede? Yukarıda odasında. Ne oldu ki? Hanımı Masude Hanım'a götür dedi. Yiyecek hali yok, geri götür. Ama sana götür dedim Efsun, hadi. Gir. Söyle Baran. Bir mesele var da. Müsaitseniz. Hala ne meselesi bu ya? O ne o? Zarf ağam. Yalçın başavuş verdi. Burada mı hala? Yok beyim. Kabristan'da verdi. Dediğine göre Nadirlerin üstündeki para bu zarftaymış ağam. Yani?
Siz bir bakın ha. Levi. Ne? Ne oldu baba? Vallahi ben de şaşırdım ha. Ne yapacağımı bilemedim. Bu Levi senin kuyumcu arkadaşın değil miydi? Kimsenin kulağına gitmeyecek bu. Sırf sen ben. Baran. Emret ağam. Birinin daha yanına al, çıkıyoruz. Ben de geliyorum. Otur otur dünyada. Yürü Baran. Peki ağam. Hayırdır ha? İşimiz var Reşat ağa. Bizi hiç karıştırmıyorsun işlerine. Halledebiliyorsundur inşallah. Sen otur duanı et ağa. Bakarsın kabul olur. Nereye gitti babamlar? Sen niye gitmedin? Ha, milletin işleri karışık oluyor kızım. Hem de çok karışık. Alo. 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 Ses versene kardeşim. Alo. Kimsiniz? Kimi arıyorsun? Sen miydin? Akraban yokmuş. Arkadaşın mı? Sevgi. İstanbul'dan. Neden konuşmadın? Ne diyeceğimi bilemedim. Neredesin diyecek. Neden gelmedin? Sana neden ulaşamıyorum? Bir sürü soru soracak. Benim hiçbirine verecek cevabım yok. Zor. Haklısın. Kızmadın mı? Kızmak mı? Yok, estağfurullah. Bence git. Ne? İstanbul'a dön. Hemen yarın.
Nasıl? İlk uçağa bin git. Geldin, bir sürü felaketin ortasına düştün. Burası başka türlü bir yer. Sen yapamazsın. Kimseyi kendine alıştırmadan çek git. Unut burada gördüklerini. Hayatına devam et. Bu kadar basit mi? Nadir ne olacak? Nadir. Ona olan oldu. Senin yapabileceğin bir şey yok. Onu görmeden gidemem. Nasıl göreceksin? Yarın. Yarın değil mi mahkemesi? Görürüm. Ayarlarsın sen. Görüştürürsün bizi. Gazi yoldaş. Görüştürürsün değil mi? Hadi görüştün. Sonra. Bilmiyorum. Önce Nadir'i göreceğim. Arkadaşın mı? Hı hı. Konuşmayacak mısın? Alo. Alo. Beni aradınız az önce. Niye ses vermiyorsunuz? Yanlış çevirmişiz hanımefendi. Kusura bakmayın. Allah rahatlık versin. Kimsin? Aziz. Aziz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Buyur Aziz'im. Hayırdır? Bunaldım evde. Hava almaya çıktım. Baktım dükkanın ışığı açık, bir uğrayayım dedim. Çok iyi etmişsin. 5 dakika sonra gelsen yoktum. Bitti. Bak. Nasıl? Muazzam. Ellerine sağlık. İçer misin? Sağ ol. Afiyet olsun. Buralardan çıkmıyor pek böyle sipariş. Bizim Hollanda'daki Süryani kardeşlerin özel isteği. Bizim işçilik Avrupa'da pek yokmuş, öyle diyorlar. Doğrudur. Artık ihtiyar Levi'nin gönlü olsun diye mi söylüyorlar, sahi mi diyorlar, onu bilemiyorum. İşte. Bitti mi? Bitti hayırlısıyla. Neden yaptın? Aziz sen... Neden? Neden yaptın? Eski arkadaşlar birbirine yalan söylemezler. Ölürken bile doğruyu söylerler.
O yüzden geldim. Gözlerinin içine bakmak için. Neden Levi, ha? Neden? Çünkü Nadir haklı. Sizde bir hadis vardır, bilirsin. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır der. Sana rağmen Aziz, Nadir'e yardım ederim. Çünkü sen haksızsın. Nadir haklı. Üstelik mağdur. Yeter! Üstelik... Yeter bu kadar! Ne olacak şimdi? Toparlan. Gidiyoruz. Tamam mısın? Bizimkilere ulaştırırsın. Merak etme. Sen gelmeyecek misin? Dedim ya. Bunaldım. Biraz hava alacağım. Ne kadar sürer Cemil? Bilmiyorum abi. Biraz daha buradayız. Babam mı geldik? Bitmedi mi daha babam işi? Amma sabırsızsın be Mehmet. Uslu dur, geldik işte. İçeride sessiz olacaksınız. Nadir'in yanına girene kadar konuşmak yok. Tamam. Turaç, sen burada bekle oğlum. Tamamdır abi. Yine mi siz be? İşine bak sen. Çok dolaşma buralarda. Ne olur ne olmaz. Hoş geldiniz ağam. Ben inmiyorum, siz gidin.
Baş üstüne. Başladı mı duruşma? Yok. Birazdan alacaklar. İyi, bakalım içeri. Arıyorsun gecenin bir körü, hanımı sıçratıyorsun kafama. Yaptır bir hediye al gönlünü kardeşim. Her şeyi ben mi öğreteceğim? Eyvallah. Tek mi içeride? Tek. Öbür duruşmalar hep tutuksuz. O zaman giriyoruz. Ben tamamım da askeri halletmek lazım. O iş hallolmuş. Asker ha! Buyur abi. Dünden hatırlarsın beni değil mi? Bir görsek yakınımızı. Lafım olur abi, buyurun. Eyvallah. Baba! Baba! Oğlum, Mehmet'im, aslanım, babam. Çok özledim baba. Ben de aslanım. Ben de babam. Beyim. Şunu alayım mı ben? Al be al. Nerede bizim avukat oğlum? Geldi işte. Günaydın Civan Bey. Günaydın. Nasılsınız? Sana ne oğlum? Nasılsam nasılım? Anlat ne olacak şimdi? Nereye gideceksin? Uzağa. Görüşemeyeceğiz bir süre. Nasıl görüşemeyeceğiz? Öyle işte aslanım. Annem de yok. Sen de yoksun. Ne yapacağım ben? Turaç abim var, Gazi abim, ninem var. Bekleyeceksin onların yanında. İstemiyorum ben kimseyi. Gitme bir yere. Ya da ben de geleyim seninle. Olmaz mı? Olmaz babam. Bahçeye gideriz seninle. Çapa yaparız, kavun toplarız, karpuz toplarız, acur yeriz. Sen tek başına toplayacaksın artık. Ama bak, sen Gazi abine ver, o bana getirir, tamam? Tamam mı baba? Tamam değil, tamam değil. Bırakmam ben seni. Babam, aslanım. Mehmet, hadi oğlum. Üzmeyelim babayı daha fazla, gel. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Üzülüyor şimdi. Ama çok akıllı bir çocuk. Anlar. Anlar mı? Çok ağlayacak. Ağlar. Ama alışır. Alışmayıp ne yapacak ki? Unutur mu beni? Seni. Seni nasıl unutur insan? Hele oğlum. Mümkün değil. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum. Git dedi bana Gazi yoldaş.
diyeceksin? Diyemem bir şey. Neden? Baksana halime. Tutuklayacaklar birazdan, cezaevine koyacaklar. İki bilemedin, üç duruşma sonra müebbet verecekler. Müebbet mi? Kaldı diyemem. Gitti. Ben bugün şimdi bu halde. Yanımdasın ya. Kısacık, çok kısacık da olsa yanımdasın ya. Sana baktıkça ancak Allah'a şükredebilirim ben. Baksana. Ben mi? Başkası var mı ki orada? Gelsene içeri. Gel. Ne oldu? Olmadı bir şey. Sıkıldım tek başıma. Yanıma gelsene azıcık. Geleyim mi? Gel otur. Muhabbet edelim azıcık. Çok sıkıldım. Adın ne senin? Taco. Taco mu? Yani Taceddin. Buralarda böyle derler. Benim adımı biliyor musun? Gönül. Gönül benim adım. Tanıştık artık bak. Arkadaş olduk. Olduk mu? Bir kere öpeyim mi? Kimseye söyleme ama. Söylemem. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Bırak. Şüpheli Nadir Cura, maktul Kerim Bahtiyan'la kişisel husumeti buldu. Olay öncesi Kerim Bahtiyan'ın kendisine hakaret ettiği. Bunun üzerine onu eve kadar takip etti. Bir süre önce Zahit Altın. Ne oldu? Bir şey oldu yok. Kararı okuyacaklar birazdan. Tutuklama mı? Tutuklama. Ben duramayacağım baba. Gidiyorum. Sen bilirsin.
Konağı mı beyim? Cezaevi yolu nereden geçiyor? Keklik yolundan. Sonrası otoban zaten. İyi. Ne yapacağız beyim? Önce benzinliğe uğrayacağız. Acele ama. Emredersiniz beyim. Al hadi. İçmeyecek misin? Hastasınım aslanım, içmen lazım. İstemiyorum ya. Vurdu abi. Güm diye vurdu. Git lan. Çık dışarı. Araca bindirin. Açsana ulan, açsana şunu. Beyim, telefonun çalıyor. Bırak çalsın. Yok. Kim bilir ne çılgınlık peşinde. Aziza. Ne işin var senin burada? Seni almaya geldim. Almaya mı? Kalabalıktan fırsat olmuyor. Konuşalım biraz. Baş başa. Sakin bir yerde. Buyur. Ahan. Takip et bizi. Abi. Nadir abi. Nadir abi. Derdinin üstüne konuşulmaz ama cezaevinde devrelerim var.
Haber ederim, yardımları olur sana. Rahat edilecek bir yer değil ama bir ihtiyaç olursa. Sağ ol Cemil'im. Sağ ol. Kabristan'da ne işimiz var ha? Ne konuşacağız? Öyle deme. Ölüler ve diriler hep beraber oturup konuşacağız Aziz Ağa. Abi, ne yaptın öyle abi? İzledin mi lan hayvan? İzledim abi. Sen de yapmak ister misin? Sahi mi? Yürü lan, geç hadi geç. Vallahi mi? Yürü! Ağlaya ağlaya uyudu, sesi çıkmıyor çocuğun. Mehmet. Mehmet canım. Pişt. Mehmet. Mehmet! Asude'nin çocuğu olmuyor. Bilmeyen yok. Kocası da yok artık. Dul kaldı. Berdel yapana kadar çok kan aktı ağa. Sen buraya gömdün seninkileri, ben az öteye. Çok can var bu toprağın altında, öyle değil mi? Ne diyeceksen de. Yavaşlasana biraz. Ne oldu abi? Yavaşla! Asude artık dönemez bize. Döndü diyelim. Kan yeniden başlar akmaya. Ne olacak peki? Ne istiyorsun? Evlenecek Asude. Bir Bahtiyan'la. Kimle? Civan'la mı? Hayır. Seninle evlenecek Aziz Ağa. Asude yine Bahtiyan kalacak. Ama bu sefer senin resmi nikahlı karın olarak. Delirdin mi sen ağa? Ölmekten iyidir Aziz Ağa. Evlat gömmekten iyidir. Bir düşün.
Abi hastaneye çabuk abi.